Kafayla Farklı Bakışı sunar. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Osman Kara ile Farklı Bakış programının üçüncüsünde yeni konuklar ve yeni bir konuyla birlikteyiz. Bu programın ilkinde Karadeniz, Samsun'u, Karadeniz ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren, ülkeye yıllık 2,5 milyar dolar net döviz girdisi sağlayan bir ürünü ele almıştık. Fındık. Fındık, Artvin'den Şile'ye Karadeniz'in en önemli ürünü. Fındık aynı zamanda Türkiye'nin dünya pazarlarında hakim olduğu, politikayı yönlendirdiği tek ürün. İyi bir programdı sanıyorum. Yankılar iyi oldu. İkinci programda yine uzmanlarıyla Karadeniz'i çok yakından ilgilendiren Yeşilyol'u ele aldık. Yeşilyol sadece bir yol değil. Yeşilyol sadece yayla değil. Yeşilyol bir iklim. Yeşilyol bir su. Yeşilyol bir hayat projesi. Yeşilyol'un kapsadığı konular o kadar geniş ki Yeşilyol'u bir programda anlatmak mümkün değil. Önümüzdeki süreçte Yeşilyol'u 2-3 programda daha gündeme getireceğiz. HES'leriyle konuşacağız, enerjisiyle konuşacağız, çevresiyle konuşacağız, iklimle konuşacağız, küresel ısınmayla konuşacağız. Bugün 4 değerli konuğumla Türkiye ve Samsun ve 1 Kasım'ı konuşacağız. 7 Haziran'da bir seçim oldu. Bir milli irade tecellisi söz konusu oldu. Bir koalisyon çıktı. Ama ne hikmetse koalisyon kurulmadı, milli irade tecellisi beğenilmedi. Yeniden milli iradeye gitme ihtiyacımız oldu. 1 Kasım'da, 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ne değişti? Veya ne değişecek? Hangi gerekçeyle değişti, nasıl değişti? Bunları siyasetin içinden gelen 4 değerli konuğumla tartışacağız. Tahminleri alacağız. Bu programa başlamadan önce bazı dostlarım aradılar. Bazı dostlarım sosyal medya üzerinden sitem ettiler. Dediler ki sadece 4 parti mi veya 4 siyasetçi mi falan partiler yok mu? Elbette var. Bu kameralar, bu ekran, bu ülkeye, bu devlete, bu millete sadakatle bağlı ve mensubiyetiyle gurur duyan herkese ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan her siyasi partiye açık. Tek programımızın, tek sınırı, tek olmazsa olmazı anayasanın ilk 3 maddesi. Bunun dışında benim programım ve HaberAks'ın ekranları herkes açık. Ancak takdir edersiniz ki programın süresi içerisinde Samsun'un çok değerli siyasetçilerin hepsini bir arada burada ağırlamak mümkün değil. Önümüzdeki süreçte mutlaka diğer parti mensuplarını da stüdyoya konabileceğiz. Onların da görüşlerini alacağız ve sizlere aktaracağız. Değerli izleyiciler, konuklarımdan birisi, kendisi bürokratik konum itibariyle veya akademik konumu itibariyle resmen siyaset yapma imkanından mahrum birisi. Ama siyasetin göbeğinde büyümüş birisi. Babası rahmetli Necmettin Erbakan hareketinin çok önemli isimlerinden birisiydi. Abisi Akder'den geliyor, Milli Görüş'ten geliyor ve 3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekilliği yaptı. Kendisi Akder'den, kendisi Milli Görüş'ten geliyor. Şu anda Bütün Şehir Dergisi'nin editörlüğünü yapıyor. Tevfik Demir. Sayın Demir, hoş geldiniz. Bir diğer konuğum, çok genç yaşta siyasette haşır neşir olmuş. Genç yaşta o dönemin çok önemli bir partisinin gençlik kollarında, ilçe yönetiminde, il sekreterliğinde bulunmuş. Ama zaman içerisinde partisi siyasetin dışına düştükten sonra kendisi yeni bir yapılanma arayışına girmemiş ama meslek odasında, sivil toplumda etkin bir isim. Serbest muhasebeci, mali müşavir Mustafa Engin. Sayın Engin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bir diğer konuğum, Sosyal Demokrat Hareket veya Demokratik Sol Hareket denildiği zaman Samsun'da ilk akla gelen isimlerden birisi. Avukat, siyasetçi,
geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi veya onun değişik partilerinde yöneticilik yapmış, il başkanlığı yapmış, milletvekili aday olmuş, belediye başkanı aday olmuş bir isim. Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanlığı yapmış, avukat Cemil Deveci. Sayın Deveci, hoş geldiniz. Sayın Deveci şu anda çok aktif olmasa da hala aktif siyasetin içinde bir isim. Ve bir diğer konuğum, o da sevgili Tevfik Demir gibi siyasetin içerisinde gözünü açtı dünyaya, siyasetin içerisinde büyüdü. Babası rahmetli, benim çok saygı duyduğum bir meslek büyüğümüzdü, saygıdeğer bir siyasetçiydi. Adalet Partisi Samsun Senatörlüğü yapmış avukat Şaban Demirdağ. Onun oğlu Erdem Demirdağ, gençlik yıllarından itibaren siyasetin içerisinde, gençlik hareketlerinin içerisinde Doğru Yol Partisi Samsun İl Başkanlığı yaptı. Şu anda Parti Demokrat Parti ismiyle devam ediyor ve Erdem Demirdağ Genel İdare Kurulu üyesi. Sayın Demirdağ, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilmiyorum bu takdimlerde noksan bıraktığım bir taraf oldu mu veya yanlış ifade ettiğim bir sıfat oldu mu bilmiyorum. Şimdi bu değerli konuklarımla Samsun'u ve Türkiye'yi konuşacağız. Önce Türkiye'de ne değişti? 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ne değişecek? Değiştiyse niye değişti? Değişmediyse neden değişmedi? Ben bu konuyu akademik kimliği itibariyle Sayın Tevfik Demir'le başlatıyorum. Sayın Demir, buyurun, söz sizin. İlk sözü bana vermez tabii. Şimdi tabii çok kıymetli, yani bir defa büyüğümüz olarak Osman abi, yani Osman Kara da Osman Bey dememiz gerekiyor ama zaman zaman yani ya ben abi Osman abi ederim. Dersek seyircilerimiz de kırılmasın. Daha sıcak bir deyim, evet. Evet yani tabii Erdem benim çocukluk arkadaşımız, babası çok sevdiğimiz komşumuz. Yani Cemil Bey'le de daha önce çok karşılıklı birbirimizi kırmadan, çok sert ama birbirimizi asla kırmadan, yani programdan bittikten sonra kol kola ayrıldığımız birçok program yaptık. Mustafa Bey de Anavatan Partisi siyasetinden tanıyoruz. Tabii yani siyasetin hep bu seviyede olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama kaldı ki ben Samsun'da da yani böyle bir siyasi nezaket ortamının olduğuna inananlardan bir tanesiyim. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de, şu andaki MHP il başkanını yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Anavatan Partisi'nin siyasetini gördük, Demokrat Parti'nin Doğru Yol Partisi'ni gördük. Yani aslında çok birbirimizi kırdığımızı, döktüğümüzü söyleyemeyiz siyaseten. Farklı mecralarda siyaset anlayışlarımız, ideolojilerimiz var. Çok ters kişilikler üzerinden siyasette, ideolojiler üzerinden gidiyoruz ama kardeşliğimize hiçbir zaman halel gelmedi yani. Birbirimize saygımızı, sevgimizi. Mesela en fazla tartıştığımız kişilerden bir tanesi de Osman Kara'dır ama sürekli kol kolayız. Bağırırız, çağırırız ama yani birbirimize karşı çok büyük bir sevgimiz, saygımız var. Bunu niye söylüyoruz? Siyasetin bu mecrada yürümesi gerektiği için söylüyoruz. Yani farklı siyasi partilerde veya ideolojik anlayışlarda olmamız ve ülkenin içinde bulunduğu duruma farklı alternatif çözüm önerilerine tarafından bakmış olmamız birbirimize düşman olmamızı gerektirmediği düşüncesinden yola çıkarak söylüyoruz. Tabii şimdi burada en fazla eleştirilecek olan, yani benden sonra 13 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz, AK Parti iktidarı, ki hala kısmen çok etkisi olmamakla beraber sürüyor. Tabii AK Parti 2002'de %34'le iki partinin kalmasıyla beraber Doğru Yol Partisi'nin kıl payı kaybetmesi, MHP'nin 99-2002 yılları arasında ciddi bir oy kaybetmesi 8,5'larda, Anavatan Partisi'nin 5,5'larda filan kaybetmesi, iki partili bir seçim yaşadı. %34'le AK Parti 367 milletvekilini almıştı. Yani %34'le %60. %60, 367 anayasayı değiştirecek bir sayı almıştı ama tabii ki şöyle bir şey de oldu. Çok enteresan bir şey. Parti 367'de tek başına anayasayı değiştirecek bir çoğunlukta olmakla beraber yani partinin genel başkanının adı seçim pusulasında yazıyor ama partinin genel başkanı milletvekili olamıyor ve başbakan olamamıştı biliyorsunuz. Yani siyasete böyle bir mağduriyetle başladı AK Partisi. Bu mağduriyet söyleme hep devam ediyor. Devam ediyor. Yani Türkiye... Türkiye örneği görülmemiş bir davranışla mağduriyeti hızla giderdi, onu da söyleyeyim. Evet, yani bu konuda Sayın Baykal'ın büyük bir hüsnü niyeti,
hüsnü niyetini Mart ayında göstermesi, anayasal değişiklik, bunu da söyleyecektik peşine. Yani baktığınız zaman aslında bazen meclise de gidiyoruz. Yani siz de gidiyorsunuzdur zaman zaman. Aslında kulisler keşke meclis gibi olsa diye düşünüyor insan. Yani kulislerde beraber sohbetler, muhabbetler, ama o meclise girdiğiniz zaman her şey değişiyor. Sizin babanız da o şekilde. Belki Cemil Bey, Osman abi de zaman zaman gitti. Ben de zaman zaman gittim. Yani mecliste ben genel kurula uzak yukarıdan baktığım zaman, bir de aşağıda kulise baktığım zaman her şey çok var. Keşke kulisteki gibi olsa siyasi zemin, evet, diyesi geliyor insan. Bu çok önemli. Niye çok önemli? Meclis gergin olduğu zaman meclis, millet de gergin oluyor. Yani siyasetçi gergin olduğu zaman millet gergin oluyor. Siyaset doğru mecranda yürümediği zaman millet de gergin oluyor. Yani şu anda yani hepimiz gerginleşiyoruz. Bu gerginlik hepimizin evine, işine, ailesine, topluma, sokağa, her şeye yansıyor yani. Bunu İnkar etmemeli. Ticaretinize yansıyor, ekonominize, sosyal hayatınıza, ilişkilerinize, dostluklarınıza yansıyor. Bir yere parmak bastınız. Evet. Dediniz ki meclis kulislerinde gerginlik yok ama meclis genel kuruluna girildiği an olay değişiyor. Acaba hiç lafı edilmeyen siyasi partiler yasasının bu gerginlikte bir rolü var mı? Bu konuda kesinlikle sizin görünüz alın. Sonra yani bir konuda, hukukçu olarak Cemil Bey'e de bunu soracağım. Bu konuda şöyle, yani tabii yani siyasi partiler yasasından herkes şikayetçi. Şöyle şikayetçi, yani biliyorsunuz 80'den önce bizim bildiğimiz ciddi delege seçimleri oluyordu Türkiye'de. Delegeler, senatoda da zannediyorum, ben öyle hatırlıyorum, çünkü gençliğimiz yaşlardaydı, ama yani orada da bir delege sistemi sağlıklı bir şekilde yürüyordu. Yani vatandaş, yani delegenin reyi bir şekilde sandığa yansıyordu. Ama artık maalesef 80 ihtilalinden sonra siyasi partiler yasasıyla beraber çok güçlü bir genel başkanlık oldu ve genel başkanın iradesi hangi beyandaysa, hangi şekildeyse Samsun'daki listeyi de o belirliyor. Trabzon'dakini de, Van'dakini de o belirliyor. Bu konuda bir hukuk olarak Sayın Cemil Deveci'nin görüşlerini bir alalım. Sayın Cemil Deveci, bu siyasi partiler yasası ve ülkenin bu gerginliği konusunda sizin görüşünüz nedir? Yani siyasi partiler yasası çok antidemokratik uygulamalara yön verebilecek, olanak tanıyabilecek bir yasa. Hatta ben söyleyebilirim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kısmen bir tarafa koyarak bizim siyaset kurumumuz genel kurmaydan daha oligarşik bir yapıda. Hal böyle olunca parlamento grubu, yani milli iradeyi temsil edecek olan halkın seçmesi gereken milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri tek bir liderin iki dudağı arasında olunca herkes ona biat etmek gereğini hissediyor. Kendi farklılıklarını, kendi yetkinliklerini, kendi deneyimlerini, kendi birikimlerini ortaya koyamıyor. Lideri aşmayı göze alamıyor. Lideri eleştirmeyi göze alamıyor. Siyaset kurumun yapılanmasına katkı veremiyor. Bu nedenle de özellikle son 10-15 yıldır da, özellikle son dönemde yüksek sesle siyaset yapma anlayışı, gergin öfkeli siyaset yapma, gergin öfkeli lider anlayışını toplumda kabul görür bir model olarak sunuldu ve o da toplumu kamplaştırdı, ikiye ayırdı, toplumu stresli hale getirdi, herkesi birbirine ön yargılı bakar hale getirdi ve toplumda daha önceki demokratik deneyimimizde olmayan bir olumsuz bir süreç oldu. Buna siyasi parti yapılanması da, mevcut siyasi partilerin liderleri de, onların ortaya koyduğu son 15 yıldır ya da son 10 yıldır siyaset yapma biçimi de 12 Eylül'ün hukukuyla bütünleşince böyle içinden çıkılmaz bir tablo ortaya geldi. Tüm bunlara rağmen 7 Haziran'da biraz daha ılımlı bir havada, daha az esintili bir havada Türkiye seçime girmişti. Tüm partiler projelerini ortaya koymuştu, programlarını ortaya koymuştu. Türkiye'nin her birimine, her alanına gidilebiliyordu, gidildi nitekim. 7 Haziran'da çok partili, 4 partili, hiçbir partinin tek başına iktidara gelemediği, her partiyi, milli iradenin uyardığı, tembihte bulunduğu, itarda bulunduğu bir tablo ortaya çıktı. Ama o tabloyu biz yaşatamadık. Niye? Yani, bu gergin, bu sinirli, bu öfkeli tablo işte kısa bir zaman içinde ortadan kalkmadı. Koalisyon bu uzlaşma demektir. Ortak aklı, farklı bakışa katlanabilmek demektir. Farklı bakışı ortaya koyabilmek demektir. Herkesin bir diğerine katkı vermesi demektir. Katkı verilen
tarafında o katkıdan bir şey alması demektir. Uzlaşma demektir. O olamadı. Yani böyle gergin bir siyasette kısa bir zaman içinde bu olamazdı. Şimdi 1 Kasım'da daha kötü bir tabloda ortaya giriyoruz. Daha gergin, daha sinirli ve bir de üstelik Türkiye'nin her tarafına güvenli bir şekilde gidemiyoruz. Türkiye'nin her yerinde seçim yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu bugün sandıkların birleşmesi bilmem nesi gibi böyle Cumhuriyet tarihimizde çok partili tarihte seçimli süreçte hiç yaşamadığımız, hiç görmediğimiz bir karar verdi. Verdi mi kararı? Verdi kararı bugün. Nedir kararın mahiyeti Sayın Karar işte şeyde güvenlik nedeniyle ama bu böyle gidecektir. Güvenlik nedeniyle sandıklar toplanabilir, bilmem ne edebilir. Mesela 19 bin seçmeni 4 sandıkta birleştirdi, 4 okulda birleştirdi. Oraya 70 tane, 60 tane sandık koydu. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyorum. İlk kez seçim güvenliği Türkiye'de tartışılır hale geldi. İlk kez bu seçimin yapılıp yapılamayacağı tereddüdü, kuşkusu insanların kafasında birikmeye ve seslendirmeye başlandı. Bu kötü bir tablo. Şimdi mesele sadece bir seçim güvenliği mi? Yoksa, sevgili Demirdağ size yöneltiyorum bu soruyu, yoksa ülkenin belli bir bölümünde ben düzeni sağlayamıyorumun itirafı mı? Nasıl okumak gerekiyor bunu Sayın Demirdağ? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bu yana hatta mirasını taşıdığı Osmanlı İmparatorluğu'nun son birkaç yüzyılından itibaren o bölgede pek çok oyun sahnelenmiş. Genelde aynı aktörler kullanılarak, genelde de aynı rejisörler tarafından yönetilerek. Şimdi bu bugün var olmuş bir hadise değil. Tarihsel kökleri olan ve Kürtleri Türkiye'de bir sorun haline getirmeye çalışan bir grubun, bir odağın zorla oluşturmaya çalıştığı ve bugün maalesef üzülerek zemin bulduğunu gördüğümüz bir kalkışma. Şimdi bu kalkışmada iki taraf var. Bir taraf Türk milleti ve Türk devleti. Bir taraf da ben TC devletine savaş açtım diyen bir neydi belirsiz grup. TC devletine savaş açtım diyen adamla Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak üzere oraya vatani görevini yapmak üzere gönderilmiş askeri kimse aynı kefeye koyamaz. Bu millet onu yaptırmaz. Şimdi burada bugünkü hükümetin önce Kürt halkçılığı lakırdısıyla başlayan o Beşir Atalaylar filan tarafından yürütülen süreçlerde ondan sonra işte demokratik tepkiler nedeniyle demokratik açılıma dönüştürülen ondan sonra çözüm süreci adı konularak daha kolay hazmedilir halde yutturulmak istenen bu süreç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maalesef bölgeyi rahatlatan bölge insanını varsa meseleleri çözüme ulaştırarak rahatlatan bir süreç olarak algılanmamış. Terörün yeniden semirmesi, efendim lojistik destek ve ihtiyaçlarını daha kalıcı bir şekilde sağlaması, alan hakimiyetini kurarak bölgeye yayılması şeklinde değerlendirilmiştir. Bunda peşmerge kıyafeti midir, PKK'lı kıyafeti midir, affedersiniz çok iyi bilmiyorum neydi belirsiz kıyafetli şarkıcı bozmalarını yanına alıp da Diyarbakır'da kürsülerde tanıtım yapan siyasetçilerin de büyük katkısı ve hatası vardır. Bugün şimdi gelinen noktada son karar ne ifade ediyor? Şimdi son karar şunu ifade ediyor. Bir, sen bir yerde sandığın güvenliğini sağlayamaz hale gelmişsen bu senin bir hatandır. Bu ayrı. Bunu kabul ediyoruz, bir kenara koyuyoruz. Ama seçimin sağlıklı yapılabilmesi açısından sandıkların birleştirilmesi zorunluluğu hasıl olmuşsa bu da mecburen uygulanabilir. Yalnız neden itiraz ediliyor? Şundan. İdareye güven yok. Yani o sandıkta kullanılacak oyların nasıl sayılacağından vatandaş emin olsa bütün Türkiye'yi tek bölgede sandığa da getirip soksan belki kimse itiraz etmeyecek. Ama oraya atılan oyların kimin tarafından ne şekilde sayılacağı yani açık oy gizli tasnif benzeri bir takım işlemlerin yapılıp yapılmayacağı. Şöyle olabilir mesela Güneydoğu'dan gelen oyları bir güç der ki Güneydoğu'dan gelen oyları kardeşim direkt olarak iktidar partisinin yani lehine şöyle çevirin der. Ya da çuvalı olduğu gibi değiştirin der ve bunu hiç kimse gidip ama orada yani, olup olmadığını tespit edemez. Şimdi yani 7 Haziran seçimleri yapıldı ve seçim güvenliğiyle ilgili çok iddialar oldu ama yani diğer 3 partide dahil şimdi olmak üzere hepsi seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir aleyhte bir beyanat olmadı.
gayet güvenli bir şekilde 7 Haziran seçimleri yapıldı. Şimdi 7 Haziran seçimleri kim gelecek filan dendi. Yok şöyle olak elektrikler keser ama hiçbir olmadı gördüğünüz gibi. AK Parti iktidardan düştü gördüğünüz gibi. Sayın Demir, Ağustos'tan Haziran'a %12 oy düştü. Yani bu iktidarda bir parti bunun kendisi çok rahat yapabilirdi yani. Bakın seçim bir bütündür. Sonucunu da hazmedeceksiniz. Evet hazmedilecek. Tabii kesinlikle. Seçimin sonucu sizin lehinize. Sizin derken şahsınızı kastetmiyorum. Seçimin sonucu Türkiye'nin demokrasinin göstergesi de aslında. Sonuçlanana kadar seçimi sürdüremezsiniz. Ama bak seçimin sonuçları Türkiye'de demokrasinin gereğinin yani işlediğini gösteren bir göstergedir yani. Kazandığı gibi kaybetmiştir AK Parti. Çok rahatlıkla da kaybetmiştir. Kaybedecekler belki de. Şu soruya cevap verirsen. Ama seçimi yeniliyor. Hazmedemiyor diye bir şey yok. Koalisyon kuramadı. Cumhurbaşkanı seçimini hala tekrar ediyor. Şöyle AK Parti'nin tekrar yani %40 almış AK Parti. Yani tekrar kazanacağını emin olarak mı herkes için bekliyor? Ne değişti? Beyler, konuyu lütfen. Kaybedeceğini bildiğin sayın, halde öyle bir şey yapabilir miyim? Sayın Demir lütfen konuyu dağıtalım. Evet. Olay. Aynen seçim güvenliği bu çok konuşuldu. 7 Haziran seçimleri öncesi de. Fakat yani bu konuda çok itiraz olanlar bile hiç seçim sonuçlarına itiraz etmediler. Yani görüldüğü gibi sevgili Tebrik Demir, 1,5 saat vaktim evet. Vardır hepsini size verebilirim. Yok. Buyurun. Yok. Ama o zaman lütfen. O zaman sizin lütfen. Konuştuğumuz konu hayır, biraz da lütfen başlasın. Hep yani böyle seçimin bile sağlıklı yapılmadığı söylenmeye çalışılması. Yani AK Parti %40 almış. Sevgili Tebrik Demir. Evet. Söylenmeye çalışmıyor, söylüyor. Tamam, bu en doğal, bu ondan ben en... Ben cevap veriyorum. Ama sıranız gelince tamam. Cevap verin lütfen. Ya biz birbirimizin sözünü kesmeyi tahammül edecek insanlarız Erdem Bey. Ama evet. İzleyici ne kadar tahammül edecek onu bilemiyorum. Yani biraz konuşur rengi. Lütfen. Şimdi Sayın Demirdağ'ın dediği şu veya sorum şuydu. Bu sandık birleştirmesi bir itiraf mıdır aynı zamanda? Bir tarihlerde bu ülkede Fırat'ın doğusuna gidilemiyor diye bir söylem vardı. Fırat'ın doğusuna gidemeyenin mi ayıbıydı, o güvenliği sağlayamayan mı ayıbıydı? Şimdi başka bir şey cereyan ediyor. Kendi coğrafyamda sandık güvenliğini sağlayamıyorum. Acaba köye gidemediğim yerde o seçmen şehre nasıl gelecek? O seçmen şehre gelip oyunu hangi baskı altında kullanacak? Kullandıktan sonra köyüne nasıl dönecek? Sayın Kara, siz birliğine gitmek isteyen askeri sevk edemiyor, birkaç ay ana dağıtım merkezinde tutmak zorunda kalıyorsanız, tayin olan polis evinin eşyasını gönderemiyor ya da geri getiremiyorsa, ya da oraya görev çıkmış bir öğretmen ailesinden ölüme gider gibi helalleşip ağlamayla, sızlaşmayla yola çıkıyorsa, yani burada bir seçim güvenliğinden falan bahsedememek de gayet doğal olarak ben görüyorum. Yani. Burada evet. Sayın Mustafa Engin... Engin bir hoşgörüyle sabrediyor. Sayın Engin, sizin bu engin hoşgörünüzü daha fazla istihbar etmeyelim. Buyurun. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. İlk önce herkese iyi akşamlar diliyorum. Ekranları başında bizi dinleyen Samsunlu hemşerilerimize de güzel bir program geçirmelerini diliyorum. Şimdi Haziran seçimlerinden sonra ne değişti diye 1 Kasım'da tekrar seçim yapıyoruz. Biraz önce Tevfik Bey'in dediği gibi 7 Haziran seçimleri, bir demokrasinin bir göstergesidir. Bizim milletimiz sürekli milli irade olarak kastedilen, millette derse olur denilen milletimiz bir milli irade ortaya koymuştur. Hiç kimseye tek başına iktidar vermemiştir. Bugüne kadar tek başına iktidar verdiği partiye de vermemiştir. Demek ki politikalarında bir takım emniyetsizlikler vardır ki tekrar tek başına iktidar yapma gereği duymamıştır. Seçim sonuçları okunmuş mudur? Seçim sonuçlarını halk okudu da maalesef siyasi partilerimiz, iktidar ve muhalefet buna dahil okuyamadı. Okuyamadığında tekrar seçime okuyamadığından dolayıdır ki bu ülke tekrar bana göre hiç gereği olmadığı halde ve sonuçların çok büyük bir değişim göstereceğine inanmıyorum ben. Bu halde tekrar bir seçime gidiyor. Tabii netice itibariyle 1 Kasım'da halk gene tercihini ortaya koyacak. Siyasetçiler de buna göre davranacaktır. Benim burada tüm siyasi partilerden beklediğim bir şey var. Biraz önce Türkiye'de bir gerginleşme üslubundan bahsettik. Bir siyasi üslubun kaybolduğundan bahsettik. Burada bu masada bugün bizim anonslarımız yapılırken hepimizin değişik siyasi partilerden geçmiş siyaset yaptığı, bugün çok az bir kısmımızın bu siyasete devam ettiği konuşuldu.
Samsun'u bundan ayırdık. Program öncesi konuşmada hakikaten Samsun bu konuda öndedir. Niye? Çünkü ben de aşağı yukarı 1999'dan 8'den beri siyasetin her alanında oldum. Ama hiçbir siyasi partideki arkadaşımla ben küstüğümü bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hala hepsiyle görüşüyorum, siyasetin dışında kalmama rağmen. Hala bir araya geliyoruz. Hala politikalarını eleştirdiğimiz partiler var. Onayladığımız partiler var ama arkadaşlıklarımız hiç zarar görmüyor. Benim 1 Kasım'daki en büyük beklentim ve seçim süreciyle ilgili en büyük beklentim ülkenin tekrar bir gerginliğe düşmemesi, ülkenin kaplara bölünmemesi, siyasetçilerin kavgalarının. Yani şu an Türkiye'de siyaset kişilere indirgenmiş durumda. Birinin soyundan sopundan, birinin çoluğundan çocuğundan, birinin dininden diyanetinden, birinin çocuğunun olmamasından. Bunlar meydanlarda konuşuluyor. Bunlar ayıp şeyler. Ne bizim çok övündüğümüz Müslümanlığımıza, ne mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türk milletine yakışan hasletler değil. Eğer bu hasletleri kendi aramızda konuşup dışarıda göstermiyor isek, zaten arızanın büyüğü burada. Hele de bunu Türkiye yönetme talebiyle ortaya çıkmış siyasetçiler yapıyorsa, herkesin durup şu akıl tutulmasından bir kurtulması gerekiyor. Yani başta benim en büyük arzum, bu kişilerin indirgenmiş siyasetten, toplumu bölen, sen Alevisin, Sünnisin, senin çocuğun yok, ya zürriyetsiz adamdan ne bekliyorsun falan filan gibi, artık yani kavgada söylenmeyecek şeylerin, siyasi arenalarda, halkın karşısında böyle aleni, saçma sapan bir şekilde söylenmesi ne bu ülkeye yakışıyor, ne bu ülkede yakışanlara yakışıyor, ne ülkeyi yönetme iddiasında olanlara yakışıyor. Ben bir şahıs olarak, inanın kendi partim yok ama son seçimlerde kerhan oy kullanıyorum. Çünkü şuna inanıyorum, şu an beni %100 temsil eden bir siyasi parti olduğuna inanmıyorum. Zaten öyle olduğuna inansam ben de bugün yine elimi taşın altına sokar, siyasete geri dönerim. Ama şu an Türkiye'de öyle bir konum yok. Benim en büyük beklentim bu. İkinci değinmek istediğim, biraz önce Osman abinin de dediği gibi, kusura bakmayın bey diyemeyeceğim ben, abi diyorum sürekli. Türkiye'de yıllardan beri bir takım anketler yayınlanır, biliyorsunuz. Hepiniz siyasette uğraştınız, hepiniz bu ülkede yaşıyorsunuz. İki kuruma ve bir olaya hep güven vardır bu memlekette. Asker, yargı, seçimler. Yargı her ne kadar ağır işlese de bu ülkede, yargıya ve adalete, Cemil Bey çok daha iyi bilir bu konuyu, belki sonra devamını getirir, bir güven vardır. Hani bir sene geç olur, iki sene geç olur ama o kapıda bir adalet beklenirdi, vardı, bir ümit vardı, bir duygu vardı. Askere kesinlikle, yani bu ülkede yapılan %84-90 oranında askere güven vardı. Hiç kimseye güvenmez insan ama halka güvenir, askere güvenirdi. Maalesef buralarda çok aşırı bir yıpranma, özellikle yargı konusunda. Çok büyük bir yıpranma yaşıyor ülke. İşte hep beraber seyrediyoruz. Bir cemaatin ele geçirdiği bir yargı, bir dönem. Onu tasfiye etmeye, zamanında onunla çalışan ama sonra onu tasfiye etmeye çalışan bir iktidar ve parti var. Bu durumda halk neye güvenecek? Hani biraz önce Tevfik Bey dedi ki, milletvekili oldu ama başbakan olamadı, hukuk garabeti. Şimdi o günkü hukuk garabetiydi. Eğer bir hukuk varsa bu memlekette, beğeniriz beğenmeyiz. Ama mevcut yasalar herkes uymak zorundadır. Doğru söylüyorum değil mi Sayın Deveci? Mevcut yasaları beğenmeyebiliriz. Ama uymak zorunluluğumuz vardır. Peki bu ülkede bir takım operasyonlar yapıldı, insanlar içeri atıldı. 3 yıl sonra suçları yokmuş diye serbest bırakıldı. Peki ben takip ettim, bu insanların hiçbiri görevine dönmedi. Dönemedi. Yani bir gün hukuku beğenmeyip, kararları beğenmeyip, bir gün beğenirsek, bir gün işimize geleni beğenip, bir gün işimize geleni beğenmezsek bunun adı hukuk olmaz. Yani burada bir defa hukukta çift standartı bırakmak gerekiyor. Buradan seçim sonuçlarına geliyorum. Seçim sonuçları bu ülkede son 2 seçime kadar hiç sorgulanmadı. Kimsenin aklına acaba bile geçmedi. Ben geriye doğru tarıyorum, bakıyorum. İşte Osman abiyle sizlerle olan zaman zaman konuşmalarımızda siz de bunun şahidisiniz. Siyasetçi bir halden geliyorsunuz. Ama 2-3 seçimdir sürekli bir karmaşa var. Oy pusuları fazla basılıyor deniliyor. İşte çöplüklerden çıkıyor. Sandıklar kayboluyor. İşte elektrik trafolara sosyal medyada anlatıldığı gibi kedi giriyor, kedi girmiyor. Sandıkların bir kısmı kayboluyor. Müracaat edilen yerlerde ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. En canlı bir Ankara Büyükşehir Belediye seçimi yaşadık. Ben inanmıyorum ki bizim halkımızın büyük bir kısmında hala orayla alakalı net bir görüş olsun. Bir defa yani seçim güveninden önce seçim sonuçları konusunda son 2 dönemde Türkiye'de acayip bir tartışma var. Yani bu konuda bir
karmaşa var ve insanlarda bir güvensizlik var. Ama bu millet demokrasiye inanıyor ki, yani 85-90 yıllık bir demokrasiye geçiş sürecimiz var. Buna inanıyor ki bu millet hala büyük oranda seçim sandığının başına gidiyor. Değil mi? Yani hala inanıyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen inanıyor. O zaman buradan, yani benim ilk tur için kapatacağım sözümü, buradan beklentim, biraz önce ve dediğim nezaket, uslup, ülkeyi germeme. İkincisi, seçim sonuçlarının artık hiç kimsenin, sanıyorum benim okuduğum kadarıyla bu seçimde Avrupa Birliği de, Avrupa'da gözlemci gönderecek seçimlerle alakalı. Bunu çok doğru bulmuyorum ben. Aslen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birilerinin gelip bizim başımıza nöbetçi olmasını uygun görmüyorum, bulmuyorum. Ama globalleşen, herkes de artık bir köy haline gelmiş bir dünyada yaşarken buna niye gerek duyduğunu da sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu çerçevede bu seçimin halkın iradesinin sandığa tam yansıdığı, ülkenin gerilmediği, herkesin görevini layıkıyla yaptığı, kişiler üzerinden değil, Türkiye'nin geleceği üzerinden oy istendiği, meydanlara çıkıldığı bir dönem olmasını canı gönülden arzu ediyorum. Şimdi ilk turda benim sesim çıkmadı galiba. Fazla çıktı. İlk konuşmamda... Bir şey söyleyeyim ben. İlk turda sesim çıkmadı ki. Mikrofonumu değiştirdim. O yüzden... Yok. Zaten senin sözünü mikrofon değişsin diye kestim. Erdem Bey'e verdim. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Tevfik Bey, bir dakika. Cemil Bey demin burada bir incelik var. Bir incelik var diyordu. Şimdi onu yok tamam. İlk tur bitiyor zaten. Ben de ilk turla ilgili söyleyeceğim. Kısaca onu alalım. Benim, neydi o incelik? Erdem'in de bıraktığı yerden onu da takviye edecek. Yani bu seçim sonuçlarına ilişkin özellikle bu seçimin bu yapılacak 1 Kasım'daki seçimin güvenliğine ilişkin tereddüdü besleyecek bir şeyim var. Dün Başbakan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına gittiği alanda bugünkü tüm şeyler de vardı. Terörün belini kırdık dedi. Terörün beli kırılmışsa Erdem'in alt alta çizdiği işte asker niye kışlasından çıkamıyor, polis bilmem niye karakolundan çıkamıyor, öğretmen niye öğretmen evinde 3 ay bekliyor. Sorularına ilaveten sandıkları belli kırdık diyor, bitirdik demedi. Tabii terör zaten 30 yıldır var. Terör hiç bitmedi. Anlaşmayla bir süre birkaç yıl öyle şehit gelmedi. Evet. Ama bu şey Osman Bey'in sormaya çalıştığı altında ne var bunun diye dediği şey ana şey burada. Madem belini kırdık, madem devletiz, madem ülkemizin güvenliğini, halkımızın güvenliğini sağlayabiliyoruz. Devlet o demek zaten. O zaman devlet olur. O zaman sandıkları niye yerinden oynatıyoruz? Orada da koruyalım, burada da koruyalım. Dünkü kanunda da, dünkü uygulamada da bazı koşullarda sandıklar birleştirilebiliyordu. Seçmenin az oy olması halinde, bir takım olağanüstü olayların olması halinde. Burada öyle bir durum yok. Bunları gene getir. 19 bin seçmeni 4 okula toplayacak, bilmem şu kadar seçmeni 3 okula toplayacak, işte 4-5 kilometrelik mesafeye taşıyacak. Oradaki güvenliği kim sağlayacak? Yani kentin bir tarafını boş bırakıp bir tarafında güvenlik kuvvetlerini yığacak ve orada sandığı koruyacaksak o gün, kentin öbür tarafında yaşayan yurttaşlarımızın güvenliğini kim sağlayacak? Devletin birinci görevi sandık güvenliğini sağlamak mıdır? Yurttaş güvenliğini kim sağlayacak? Onun için ben Türkiye eğer demokrasiyle yönetilecekse hem Avrupa Birliği parlamento grubu temsilcilerinin, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çağrı yapıyorum. Sosyalist Alternasyonal üyesi partilerin milletvekillerinin, kendisi milletvekillerinin en az bir 50 tanesinin Doğu ve Güneydoğu'ya gönderip orada bu sandıkların, bu seçimin güvenliğinin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçim propagandası yapmak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ben kafamdaki kuşkuları yenemediğim gibi benim gibi bir yığın insanın kafasında kuşku var. Şimdi o kuşkulara ikinci bölümde geleceğiz herhalde. Söz vereceğim. Tebrik Bey, söz vereceğim. Şimdi ben söz vereceğim, onu ben şey yaparım. Şimdi bir gerçek var. Güneydoğu'da seçmenin iradesi üzerinde devletten daha ziyade PKK'nın bir baskısı var. Bunu itiraf ediyorlar. Adamların orada askeri alma şubesi var, adamların orada mahkemesi var, adamların orada vergi dairesi var, adamların orada gençlik güvenlik birimleri var ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Başbakan da, Sayın Başbakan yardımcıları da zaman zaman söylüyorlar.
Bu sonucunda da aldatıldık diyor. Bu baskı var. Şimdi ikinci endişe. Acaba bu baskı bahane edilerek devletin bir manipülasyonu veya sandıkla veya bilgisayar sistemiyle oynama ihtimali var mı? Buyurun. Yani Sayın Demir. Burada çok enteresan bir şeye gidiyor. Yani mesela HDP AK Parti oy alacağını HDP oy alsın gibi bir şeye gidiyor bu. Nereden sizin, çıktı yani bu? Öyle o çıkıyor yani. Hayır, bu mukayeseyi nereden yani onu AK Parti yapabilmiş olsaydı, yani o gücü olsaydı çözüm sürecinde de AK Parti orada da ciddi oy kayıplarına uğradı biliyorsunuz. Yani en fazla oy kaybettiği bölge AK Parti'nin Doğu Güneydoğu bölgesi. Baktığınız zaman mesela Diyarbakır'da 9 milletvekilinin 5'ini almıştı. Şu anda sadece bir tanesi. Van'da 4-4'tü. Sadece bir tanesini aldı. Bazı illerde hiç alamadı. Anlaşma bozuldu işte. Ya anlaşma bozuldu bozulmadı mevzusunu şuradan söyleyeyim. Anlaşma meselesi şimdi değil. Şimdi mesela Erdem Bey şunu söyledi. Siz kendi polisinizin güvenliğini, polisin güvenliğiniz filan sağlayamıyorsunuz. İnsanlar gidemiyordu. Ben 93-96'da Van'da görev yaptım. Yani ben 3 ay evde boş evde durdum. 3 ay kamyon bulup da Samsun'a oraya taşınamadık yani. Ben yalnız başıma bir evde yaşadım. Ki kaldı ki özel harekatın çok güçlü olduğu bir dönem, Mehmet Ağar'ın genel müdür olduğu bir dönem, işte Tansu Çiller'in çok kararlılıkla terörün üzerine gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani PKK ile mücadele noktasında biliyorsunuz en kararlı, en sert gidilen dönem o dönem olmuştu. Evet. Yani bunu kimse sonucu da alınmıştır. Terör bitme noktasına gelmiştir. Ama AKP hükümetinin hatalı politikaları nedeniyle yeniden azmıştır. Sokağa çıkamıyordum ama. Gece yolculuk yapamıyordum, gece sokağa çıkamıyordum ve 3 ay kamyon bulup da ev eşyamı oraya taşıyamadım. Sevgili Demir, yani ikiniz de Demirsiniz diye, ikinizin de soyadında Demir var diye başkalarına yani bu 30 yıllık bir sorun Cemil Bey'in de söylediği gibi. Keşke çözülebilseydi. Çözüm süreci buna bir çare olsaydı ama çare olmadığı gözüktü. Yani iyi bir netice alınamadığı gözüktü. Ama yani şimdi burada sandık güvenliğini sağlamak, şimdi AK Parti'ye oy vermek, AK Parti'ye oy verme baskısı gibi algılanırsa... Böyle bir endişe var mı yok ya? Düşünün. Çok net var kesinlikle mı yok? Kesinlikle böyle bir şey olmasını tamam, biz kabul edemeyiz. Yani böyle tamam, bir şey olamaz. Sayın Demir mesela tamam. Bir de tamamdır. Şöyle bir şey, Mustafa Bey bir şey söyleyeyim. Mesela seçim güvenliğiyle ilgili, yani siz de partide çalıştınız. Partililer, siz de CHP'de, yani her partinin müşahidi var. Seçim sandığında yöneticisi var biliyorsunuz. Ve partiler aldıkları seçim başkanının, yani sandık başkanının aldıkları not oylamaların, not neticelerini mühürletip partilerine getirirler. Tevfik Bey, Samsun'dan bahsetmiyoruz. Tevfik Bey, Samsun'dan bahsetmiyoruz. Şırnak'tan lütfen. Ankara'dan bahsetmiyorum ben ondan söyleyeyim. Sandık Şırnak'tan bahsediyoruz. Ankara'dan bahsetmiyorum. Şırnak'tan bahsediyoruz. Sandıklar orada birleştiriliyor. Orada PKK'nın baskısı var tabii. Yani. Orada ne MHP var ne CHP var. Orada devlet ve PKK var. Başka kimse yok. Evet, onun için yani, evet. Şey oluyor. Yani sorulara çok net cevap verebilecek bir yapınız var biliyorum. Evet. Uzatmanıza gerek yok. Sayın Engin buyurun. Şimdi bir çözüm sürecinin, Tevfik Bey de söyledi, burada taraflı girlik görmüyorum ama neticede AK Parti politikalarını bir şekilde Tevfik Bey savunuyor. Şimdi çözüm sürecinin bir defa siyaset yapmanın ötesinde ülke yönetmenin bir takım karakteristik özellikleri vardır. Kendi hayatımızda da böyle. Hatalarımızı kabul etmezsek doğru yapma şansımız olmaz. Kesinlikle. Şimdi çözüm sürecinin bir hata olduğu, aslen iktidar mensupları tarafından ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiştir. Nasıl ifade edilmiştir? Biz burada kazıklandık tabiri caizse söylenen. Çözüm sürecinde PKK silahlandı, örgütlendi. Bu bir hataydı. Bu hatayı kabul edin, bunu açık açık söyleyin, bu halktan özür dileyin ve çözüm sürecini burada kesin. Teröristle çözüm sürecine giremezsiniz. Girdiğiniz zaman ülkenin 5 yılı gider, sonunda yine bu vatanın evlatları oralarda ölür, şehit olur. Bugün şehit anneleri, şehit babaları, çocukların şehit olduğu haberini aldıklarında bir takım şeylere isyan ediyorlarsa, siyasetçiler de, ülkeyi yönetenler de bir zahmet onlara kızmak yerine, kızmak evet, mümkün değil ama kızılıyor işte. Yok, karaktersiz deniliyor, o deniliyor, bu deniliyor. Öyle bir şey yok. Bir öyle defa şey ne olur ya, dediler, bir defa zaptılar. Bu memlekette yaşayan insanları, şu milli irade diye başınıza koyduğun insanların görüşlerini dikkate alın. Lütfen. Bir defa şu insanların kayıplarını kendi kaybınız gibi içinizde yaşarsanız burada özür dilenmesi gerektiğini ayan beyan ortaya çıkar.
Siz ülke yönetirken 5 yıl neredeydiniz? MİT'imiz neredeydi? İstihbaratımız nerede? Emniyetimiz nerede? Bu silahları niye yığdırdınız? Yığılmasına niye izin verdiniz? Devlet kazıklanamaz. Devleti yönetenler kazıklanamaz. Devleti yönetenler duygusal hareket edemez. Devleti yönetenler... Ona aldatılamaz diyelim biraz. Aldatılamaz. Bu hareketlerde bulunamaz. Eğer bunu itiraf ederler ise de oralarda durmamalıdırlar. Bu bir defa bir kazıklanma değil. Mevcut üzerinden konuşuyoruz. Benim görüşümü sorarsa Osman abi onu ayrıyetten söylerim. Bir cemaat içinde kazıklandı bu hükümet. Değil mi? Kendileri itiraf ettiler. Biz böyle bilmiyorduk. Bunlar Müslüman biliyorduk dediler. Demek ki Müslüman olmak başka bir şey yapmaya engel değilmiş. İlk önce yani insan olmak. Sonra lazım yok söylendiği yani için söylüyorum. Seçimde PKK'yı palazlandırdık. Palazlandırıldı. HDP palazlandırıldı. Bugün geldiğimiz noktada devlet orada seçim güvenliğini sağlayamadığını açık ve aleni sandık birleştirmesiyle itiraf ediyor. Oraya 1000 değil 5000 asker yığar devlet. Doğru mudur? 5000 asker yığar ama orada oy kullandırır. Her vatandaşın yanına bir tane asker koyarsınız, oy kullanmaya getirirsiniz, evine bırakırsınız, korursunuz. Devlet olmanın gereği budur. Bunu yapamayak ve bunu yapamadığını bütün televizyonlarda ilan eden bir hükümet zaten burada iflas etmiş durumdadır. Yani Yüksek Seçim Kurulu kime bağlı çalıştığını herkes biliyor. Yani Bismillah'ı kaldırdı Yüksek Seçim Kurulu. Bismillah'ı kaldırmadı. Bismillah'ı kaldırmadı. Erdem Demirdağ, Sayın Demirdağ. Bismillah'ı kaldırmadı. Lütfen. Bismillah'ı kaldırmadı. Seçimde kullanılmasını yasakladı. Kemal Kılıçdaroğlu imamlar sandık başında görevlendirsin diye açıklaması var. Ne görevlendirsin? Ne görevlendirsin? Dolayısıyla ülkede seçim güvenliği adı altında... Seneca doğru söylüyor. Bu da doğru. Yani imamların her sandıkta görevlendirilmesi... Sayın Demir. Sayın Demir. Osman, Sayın Demir, Osman abi mi yönetecek programı siz mi? Ona göre ben ona döneceğim. Yok, o alakası yok. Yani polemiğe girmeyelim de... Polemik değil bu, bir şeyi konuşuyorum. Ben sizi dinliyorum. Yani seçim süreci, seçim güvenliğini sağlayamadığını bugün hükümet kabul etti. YSK'da bunu onayladı. Ve ben Cemil Bey'in biraz önce demeye çalıştığı, galiba yanlış anlamadıysam, Cemil Bey'in dediğine ben de katılıyorum, doğru anladıysam, sadece bir tek olayla sınırlı kalacağına ben inanmıyorum. Bu sandık birleştirmelerin devamı gelecek diye düşünüyorum. Canım, şimdi, hayır, evet. bunu Sayın Cumhurbaşkanı... Burada, lafını unutma, sen de belki buradan yola çıkarak şey yapacaksın. Bu Kürt sorununun çözüm süreci başladığında bir tartışma oldu. Cumhuriyet Halk Partisi... Bu ulusal bir sorundur. Toplumun her kesimi ilgilendirir. Parlamentoda diğer partilerin de katkısıyla bu iş çözülmesi gerekir. Parlamento her bu çözümde ne öneriyorsanız bilmesi gerekir. Açık şeffaf olması gerekir gibi bir önerisi oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinden bir tanesi, biz iktidarız. Bu sorunu biz çözeceğiz. Varsa nimeti de kimseyle paylaşmayız. Biz alacağız dediler. O süreçte Oslo'da, işte İmralı'da, bilmem ne dağında kimlerle görüşülmüşse herkes kendi payına bir nema. Sayın Deveci son bir dakika. Öyle mi? Ara vereceğiz. Cemil Bey'le bir program yaptık. Ölüm oruçlar konusunda karşı karşıya geldik. Ölüm oruçlar olmaması gerektiğini söylemiştiniz o zaman da. Sayın Demir son bir dakika. Şimdi şey değişti. Düşünce son bir dakika. İkinci, Sayın Demir. Evet. Tamam Cemil Bey. Lütfen ikinci bölümde itirazınızı yapar mısınız? Tamam. Sustum. Sayın Demir. Yani ama bir dakika doldu. Cemil Bey konusunun bir dakikayı bence. Bir dakika doldu. Onunla bitirelim. Şimdi tabii. Şimdi bu çıkış, bu anlayış bu şeyi biriktirdi. Aldatmada, aldanmada hem öbür cemaatte de aynı mantıkla girilmişti. Bu çözüm sürecinde PKK'yla ya da HDP'yle görüşmede bu mantıklı olunca gelinen nokta budur. Dün çözümde yani terörsüz silahların şey yapılmadığı, kullanılmadığı bir dönemden Adalet ve İktidar Partisi yararlanıyordu. Bugün terörden yararlanıyor. İkisi de kontrol dahilinde. İkisi de proje. Yani peki, aldanma yok peki, işte. Peki bu proje ihtiyaç duyarsanız ikinci bölümde açıklarsınız. Veya Tevfik Demir itiraz ederse. İdareye güven. Bakın. Burada siz Sayın Kara bizi bu oturuma çağırdığı zaman biri diğeri için çıkıp da ben onunla o aynı oturumda bulunmam dedi mi? Demedi. Neden? Bir güven tesis olmuş seneler içerisinde cemiyet yaşantısı çerçevesinde. Şimdi kişiler arasındaki ilişkinin ve vatandaşlar arasındaki devlet vatandaş ilişkisinin temeli güvendir.
Güven sıfırların başındaki bir gibidir insan ilişkilerinde. O biri kaldırdığınız zaman üzerine hiçbir şey tesis edemezsiniz. Burada güven erozyonundan dolayı bu sandık birleştirme bugün bu derece tartışılıyor. Kime olan güven erozyonu? İdareye olan güven erozyonu. Yani bu süreci sağlıklı yürütmez, nalıncı keseri gibi kendi lehine yontar korkusu vatandaşın kafasında hakim. Çünkü Türkiye'nin keyfi idare edildiğini düşünüyor. Sayın Demirdağ, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra değerli konuklarımla tekrar karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. YEPAŞ'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam edecek.